Tabii öksüzlükle büyüdük. Yani babamız yoktu. 8 kardeşin 7.'siyim ben. Çok şükür durumumuz da iyi. Kimseye bir şeyimiz yok. Doğruya Allah yardım etsin. Merhaba arkadaşlar, ben Gaziantep'ten Küşlemeci Mehmet Usta'dan Yunus. Her hafta pazartesi günü saat 4'te yeni bir videomuz oluyor. Lütfen izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bugün ne yapacağız? Bugün bana gelen çok sorular vardı. Küşlemeci Mehmet Usta ben miyim? İşte babamı bilmeyenler vardı. Asıl ben videolarımda da belirttim. Bazı video da çektik biz kendinden. Ama buna rağmen bilmeyenler vardı. Şimdi 5 dakika kendisine soracağım. Mehmet Usta kim? Nasıl? Babam çok dolu, çok beyefendi, gerçekten çok düzgün bir insan. Şimdi kendisine bir soralım. Ne zamandan belli bu işi yaptı, ne yaptı? Onunla ilgili bize kendi söylesin. Hoş geldin baba. Sağ ol. İstersen söyle, kaç yılında, ne zaman yaptın? 1964 Gaziantep doğum diyeyim, Hacı Babalı doğum diyeyim. İlkokulu Şehit Mahmut Nezih Osman'da bitirdim. Ondan sonra 8-9 yaşımdan sonra bu mesleğe girdim. Okula gidip gelirken de yaptın değil mi? Tabii, hem çalışıyordum. Sabahçıydım, iki dönemdi. Sabahleyin okula gidiyordum. Öğleden sonra öğlen okula gidiyordum. Okula geldikten sonra, okuldan geldikten sonra tekrar işime geliyordum. Bu işi işte bulaşıkla, şundan bundan derken bu seviyeye geldik. Bir de bu eşki falan sattığım falan vardı. İlkokulda işte o dönemler çok zordu. O her şeyi bulmak çok zordu. Hemen hemen dolap yoktu. Soğuk, bu sıcak havalarda buz satarlardı dışarıda. Şerbet satarlardı. Bir ilerimizde buzhane vardı. Oradan buz getirirdik. Çocukluğumuz çok zor geçti. Bu kadar her şey bol değildi. Yiyecek içecek bol değildi. Her şey mevsiminde vardı. Çok şükür şu anda her şey var. Bu dönemde de hastalık çok. Hem giderdin. İşte çalışmaya giderdin. Dükkana giderdim. Orada dükkanda temizlik işte, onları yapardım. Eşkiyi falan kim hazırlardı? Vallahi ben yapardım. Kırık leblebi, işte limon tuzu, biraz nane, biraz biber içine atardım. Okulda götür satardım. Parayı biriktirir miydin? Parayı biriktirirdim. O tasarrufumuz ön planda. O dönemde başladık. Şimdiki dönemler çok güzel. Doğru. Misal önce dükkanımız daha iyiydi. Müşteriler daha verimliydi. Et çok ucuzdu. Kazanç çok yüksekti. Ama şu anda et de çok pahalı. Geçim daha zor. Yani şu an girsek belki de yapamazdık. Kapatırdık. Yapılacak iş değil yani. Yani bu bir öncenin getirdiği bir avantaj oldu. Tabii. Bilgi, yetenek işte bugüne getirdi. Şu anda bir dükkan açayım desen kardeşim, vallahi bilmiyorum, tıp fakültesini bitirmeden zor. Doğru. Çok zor. Onun için yani yapmak da istemiyorum. Ama bir anımı çekip de bir yaymak güzel. Güzel bir şey. Bir de benim aklım yettiği zaman işte 12-13 yaşından sonra o dönem hayran olduğum iki şey vardı. Birisi senin çalışman, birisi de Antep Spor'du. Evet. O dönemki her şey güzeldi. Tabii, her maçına giderdim ben Gaziantep'in. Mersin'de olsun, İskenderun'da olsun, Adana'daki olan maçlarına. Pazar günleri yoktu değil mi? Çalışma, pazar günü çalışma. Ben giderdim. Burada 3-4 arkadaşla giderdik, maçlara giderdik. Bilmiyorum. Bir de bir şey sorayım. Niye bu kadar iyi niyetlisin? Vallahi iyi niyetten de başımıza gelmeyen kalmadı. Çok suistimal oldu mu? Çok. Ben şuna inandım. Bu ayetle de sabit. İyilik eden hep kötülük bulur. Doğru. Yani bilmiyorum da 100 kişinin içinde 5 tanesi geri dönüyor. Geri kalanı hep çıkar amaçlı. Doğru. İnsanları kullanıyorlar. Aynen. Yani iyi niyetinden dolayı da işçilik yaptın diyebilir miyiz? Tabii. İyi niyetimizden de işçilik yaptım 30-35 sene. Evet. Çünkü çok iyi çalışın. Aferin, çok iyisin, böyle şeyle derken fakat ömrümüzde gitmiş. Hiç altı astarı yokmuş. Evet. Kendimize dönük bir şey yapmak istedik. Çok şükür. 2006'dan sonra da kendimize dönük her şeyimiz oldu, hamdolsun.
Çalışmasak da Allah'a şükür hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Kendimizi geçindirecek sevdeyiz. Emekliyim. İyi kötü bir gelirimiz var. Kimseye bir muhtaçlığımız yok. Ama onu diyorum, insanlara güvenmeyin. Tabii. İnsanlar emeğinizi, hakkınızı hep ziyan ederler. Onun için dikkatli olmak lazım. Evet. Bir de baba, 2 saatte sabahleyin saat 6'da giderdin. Evet, 6-7'de giderdim. Ne yapardın? Ya marulumuz vardı, doğranırdı 2-3 sandık. Domatesimiz vardı 2-3 sandık. Onlar doğranırdı. Saat 11'de her şeyimiz hazır olurdu. Onu yaptıktan sonra tekrar servise çıkardık, saat 2-2.30 deyince o yaptığımız et, lahmacun hepsi biterdi. Bir de çok önemli bir şey var. Babam 2 saatte 500 kişiye yemeğini verirdi. Kimin ne yediğini bilirdi. Evet. Çok özel bir şeyi vardı, yeteneği vardı. Bir de birisi gelsin 8 ay sonra gelsin yine o kişiyi unutmazdı. 2 saatte babamın 1000 porsiyon pişirdiği kebaplara ben şahitlik ettim. Yani o dönem fırtına gibiydi babam. Yani Allah eksikliğini vermesin. Gerçekten böyle bir daha usta yetişir mi? Benim şahsi fikrim çok zor. Yok. Şimdi insanlar hep para, iş öğrenmek için değil. Ne vereceksin? Para, ama misal iyi bir işini öğrense gitsin kendi atsın. Yani sanatı öğrenmek. Diyebilirim ki bizim bu memlekette yani aklı başına bilmiyorum da sayılır esnaflar var. Ama güzelce sanatını yapmıyor. Zevk inanarak yapmıyor. Severek yapmıyorlar. Ne? Para kazanmak için. Ama kazandıklarını da doğru dürüst yiyemiyorlar. Aynen. Onun için insanların dürüst olması lazım. Sanatını dürüst yapmalar lazım. Çalıştırdıkları insanlara çok dikkat etmeler lazım. Çünkü çalıştırdığın insanlar sizi çok kötü kullanıyor. Aynen. Hırsızlık, dedikodu, sana hakaret etmeler, arkanda konuşmalar, ürünlerini çalmalar hepsi mevcut. Önce onun böyle için, miydi bu kadar? Yoktu, o zaman yoktu. İnsanlarda bir Allah korkusu vardı. Şimdi yok. Doğru. Şimdi ne alacağım, ne çarpacağım, ne yapabilirim? Doğru. İnsanlar yaptığını yiyemiyorlar. Aynen. Niye? Dalavereden. Aynen. Ondan da olmaz. Dürüst olmak lazım. Doğru. Bir de o dönem adisyon yok, bir şey yok. Nasıl bilirdin? Hesapları nasıl tutardın? Ya işimize konsantre olurduk. Şimdiki gibi değil ki. Şimdi bakıyorum adam dükkana 10 kişi girmiş. Adisyonla takip ediyor. Bilgisayarla takip ediyor. Onlar bir şey değil yani. O kadar parayı verip de onları takip etmek hiçbir şey değil. Misal ben ocakta çalışırdım. 5-6 tane garson vardı. Hepsine yetiştirirdim. Şimdi öyle değil. Ocakçı 2-3 kişi çalışıyor. Garson 5-10 kişiyle çalışıyor. Neymiş? Kabiliyet mi? Kabiliyet o değil. Kabiliyet yönetebilmek, yapmak, insanlara hizmet etmek. Doğru. Bir de patronlar şimdi hep çıkar ilişkine girik. Ben ne kazanırım? Ne yaparım? Nasıl işimi yükseltirim? Hiç vallahi hayatın anlamı yok. Ya. Karnın doyuyorsa, kimseye de muhtaç değilsen, bu dünyada en mutlu insan sensin. Ama öyle değil. Geriye dönük üzüldüğün şeyler var mı? Tabii, zamanıma, emeğime üzülüyorum. Keşke onları bir önümde bir insanın olup da daha güzel hedeflere yönelmesiydi. Onu da kimse yapamadı. Hı hı. Herkes dedi 10 olsun, 9'u benim olsun. O da rezil, yapan da rezil. Aynen. Ama çok mutluyum çok ben. Çok güzel bir lafım var. Ha, evet. Allah doğruya yardım eder. O bir de Allah yarına koyar. Yarına kor, yanına koymaz. Kimsenin yanına koymaz. Yanına koymaz. Dürüstlük ölür mü? Ne ölmez, hiçbir şey olmaz. Kim ne yaparsa kendine yapsın. Sen parayı haramdan kazandınsa haramdan gider. Yemek nasip olmaz. Doğru. Ama dürüstlükle sen bir kurdu kuşu gözetleyerek yaparsan Allah bundan hep bereketini verir. Bak, şu kazandıklarımız hep Allah'ın nimetleridir. Yani bunlara nasıl şükür etmeyelim? Yani ben burayı kötü bir tarlaydı aldım, ev yaptım, bir şeyler yaptım ve arkası geldi. Bir de öksüzlükten büyüdük. Tabii öksüzlükten büyüdük. Yani babamız yoktu. 8 kardeşin 7.'siyim ben. Çok şükür durumumuz da iyi. Kimseye bir şeyimiz yok. Doğruya Allah yardım etsin. Doğruya Allah yardım etsin. Yolu düşenlere ne dedi? Yolu da düşenlerse Gaziantep'te Kızılay Kan Merkezi'nin karşısında Küşlemeci Mehmet Usta'ya gelsinler.
Hiç. Ben Mehmet Usta'yım. Bu da Yunus oğlum. Hı. Yapabildiği kadar yapsın. Yapamadığında ne yapalım? Aynen. Allah yardımcısı olsun. Doğru olan herkese Allah yardım etsin. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Aynen. İnşallah tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.